Efendim hayırlı akşamlar Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandıracağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatmakla başlayalım yayınımıza. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonları vasıtasıyla sorularını kısa mesaj şeklinde bizlere iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e iletebilirler. Facebook üzerinden bizlerle sorularını, istek ve görüşlerini paylaşmak isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresini kullanabilirler. Sevgili dostlar, e-posta üzerinden bizlerle sorularını, istek ve görüşlerini paylaşmak isteyen dostlarımız merak ettiklerimiz @dosttv.com adresini kullanabilirler. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri değerli hocam Mehmet Keskin Beyefendi ile birlikteyiz. İnşallah sizlerin merak edilen sorularını sormaya, hocamızın kıymetli ilminden istifade etmeye başlıyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyetlesiniz inşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak şükrümüzü arttırsın inşallah. Efendim izleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. İlk sorumuz namazla alakalı. İyi yayınlar muhterem hocam. Ben vardiyalı çalışıyorum. 16-24 vardiyasında çalışırken ikindi namazımı iş yerinde kılamadığım zamanlar oluyor. İkindi ezanı okunmadan servis arabasına binmek zorunda kalıyorum. İnternette ikindinin vakti bir cismin gölgesi kendinin iki katı olduğu zaman girer ve bu durumda ikindi namazı kılınır diye okumuştum. Bu doğru mudur? Şayet doğruysa ne kadar zaman önce namazımızı kılabiliriz? Allah'a emanet olun demişler. Muhterem kardeşim, ikindi namazının iki vakti olduğuna dair görüş var. Ama şimdi bizim Diyanet takvimlerinde işte saat 2.30 mudur? Üç civarında gündüz söyleniyor orada ikindi vaktinin girdiği. Şu, ikindi vaktinin birinci şesi asr-ı evvel dedikleri öğlenden sonra eşyanın misli gölgesi kendi boyu kadar olduğunda. Evet. Birincisi bu. İkincisi eşyanın gölgesi kendisinin uzunluğunun iki misli olduğunda ikindi vakti başlar deniliyor. Hı hı. Şimdi Diyanet takvimlerinde ilk vakit esas alınmış. Evet. Yani akşamla ikindi arasında ne kadar var şimdi kışın? 2.5 saat mi var? Evet 2.5 saat var. Aslında bundan daha sonraya bırakılması, bundan daha önce kılınması mümkündür. Yani 3'ten önce, fakat ne kadar önce? Bir işte 15-20 dakika önce belki o kadar kılınabilir. Fakat bunu da mezhepler arasında ihtilaf olduğu için buna yapmamak lazım. Mecbur kalmadıkça bu vakte indirmemek lazım. Ama doğrusu ikindinin iki vakti vardır. Biri asr-ı evvel, deminde ifade ettiğim gibi eşyanın gölgesi kendisinin uzunluğunun bir katı oldu. Yani diyelim ki bir çubuk diktiniz yere, bir metre uzunluğunda bir çubuk mu diktiniz? Bunun uzunluğu, gölgesi de aynı uzunlukta olursa, yani yerdeki dikili olan kısmın uzunluğu kadar olursa, yani yaklaşık bir metrelik bir çubuğu yere gömdüğünüzde 10 santim yere gömülür, onu saymazsınız. Geride ne kalır? 90 santim. Evet. 90 santim uzunluğunda olduğu an gölgesi ikindi vakti başlar. Buna asr-ı evvel denilir. Sonra ikinci görüşe göre İkindinin vakti, hani dedik ya eşyanın gölgesinin iki misli. 180 santim uzunluğunda olduğu zaman o eşyanın, o çubuğun gölgesi, o zaman ikinci vakti başlar deniliyor. Onun için bu ihtilaftan sakınmak için birinci vakte sonraya öğleyi geciktirmemek, ikindiyi de ikindi vaktinden önce kılmamak daha faziletlidir, daha ihtiyatlıdır. Onun için, ama bu kardeşimize iş yerinde fırsat verilmediği zamanlarda asr-ı evvel dediğimiz vakitte ikindiyi kılabilir. Yani takvimdekinden bir 15-20 dakika önce kılarsa inşallah namazı sahih olur. İnşallah kıymetli hocam.
Efendim bir telefon bağlantımız var. Onunla devam edelim inşallah. Melek Hanım bizleri İstanbul'dan aradılar. Alo. Alo merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Böyle güzel yayın yaptığımız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Ben hocama bir sorum olacaktı kul hakkıyla ilgili. Buyurun. Hocam birisi size hediye verdiğinde kabul ettiğiniz zaman alırken helallik alıyorsunuz. Helal ettiğini söylüyor. Aradan zaman geçiyor. Arkadaşınızla aranız bozuluyor. Ve o verdiği şey haram olduğunu ve geri istiyor. Bunu biz geri iade etmezsek Allah katında kul hakkına giriyor muyuz? Evet. Başta helal ediyor. Aradan zaman geçiyor. Aranız bozulduğunda haram ettiğini söylüyor. Hayır, yani hayır bunun efendim. Hükmü ne olur? Allah katında günaha girmiş olur mu? Yöneltelim yani. İnşallah. Facebook sorularım arasında da sizin sorduğunuz sorunun sanırım aynısı vardı. İzleyicimizin anlamadığınız bir kısmı varsa geniş bir şekilde burada ifade etmiş muhterem hocam. Ama şayet anladıysanız cevaplayabilirsiniz. Şimdi bir kişi bir eşyayı bir başkasına gönül rızasıyla hediye ettiği zaman o eşya karşı taraf da onu kabul ederse karşı tarafın mülkü olur, malı olur. Artık onu hediye edenin o eşya üzerinde hiçbir hakkı kalmaz. Çünkü kendi rızasıyla, kendi isteğiyle ona devretmiş oluyor. Kimse onun elinden zorla almıyor. Değil mi? O zaman karşı taraf bunu tamam teşekkür ederim deyip kabul ettikten sonra artık karşı tarafın mülkü olur. Bunu artık eski önce ona hibe etmiş olan kişi geri alamaz. Hele hele onda bir değişiklik de yapmışsa, misal diyelim ki bir kol saati hediye etti bana birisi. Hı hı. Gönül rızasıyla hediye etti. Ben de kabul ettim. Şimdi o kol saatinin bir kemerini değiştirdim mesela. Eskidi, kemerini değiştirdim. Bir zincir taktım veya başka bir kemer taktım. Onu benden kesinlikle geri alamaz. Alsa bile Efendimizin bu konuda kınayıcı ifadeleri var aleyhissalatu vesselam Efendimizin. Ne buyuruyor? El-aidu fi hibetihi kel-aidi fi qay'ihi. Yani Türkçesi yaptığı hibeyi geri almak isteyen kimse, izleyicilerimizden sizden çok özür dileyerek ifade etmek mecburiyetinde kalıyorum. Köpeğin kendi kusmuğunu geri yutması gibidir. Bundan daha iğrenç bir durum olamaz. Onun için kişi hibe ettiği şeyi kesinlikle geri istememeli. Haram ediyorum zaten derse de o söz geçerli değil bir defa. Ancak baba evladına yapmış olduğu hibeden geri dönebilir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun için bizim bu izleyici kardeşimiz bu konuda müsterih olsun. Karşı taraf kendisine bir şeyi hibe etmişse, hediye etmişse rızasıyla, isteğiyle zaman geçtikten sonra araları bozulunca da ben onu sana helal etmiyorum geri ver demeye hakkı yok. Evet, teşekkür ederiz kıymetli hocam. Bir bayan izleyicimizin sizlere selamları var. Diyor ki eşimin isteği üzerine göğüs estetiği yaptırmam doğru mudur? Caiz görülebilir mi? Şimdi Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu vücuda tedavi maksadı dışında müdahale etmek doğru değildir. Ancak psikolojik bir rahatsızlığa girerse kişi, diyelim ki yüzünde bir anormallik var misal. Evet. Toplum işine çıkarken ezilip büzülüyor, sıkılıyor o yüzündeki o şekil bozukluğundan. Onu o psikolojik rahatsızlığı da bir hastalık gibi değerlendirip onu tedavi etmesi yani estetik ameliyatla düzeltmesi caizdir. Evet. Ama göğüs şişesine gelince yani şimdi bundan göğüsleri efendim silikonla büyütmek, ne bileyim hacimli göstermek bu bir psikolojik rahatsızlığa sebebiyet vermez ki küçük göğüslü olmak. İlla onu büyütecek silikonla, yok şöyle yapacak, böyle yapacak. Bunlara gerek yok zaten. Ama evet, haram mıdır derseniz, hayır haram değildir. Eğer vücuda eziyet vermiyorsa onu yapmak haram değildir. Fakat duyduğum kadarıyla bazen o silikon taktıranlarda patlama mı, deforme oluyor. Bu daha da sıkıntı veriyor kendilerine. Evet, tıbben zarar verebilir. Buna hiç gerek yok.
o zaman bu zaten haram olur. Öyle yaptıkları takdirde böyle sakıncaları varsa haram olur. Evet. İnşallah. Peşini ikna etsin. Cenab-ı Allah ne şekilde yaratmışsa ona kanaat etsinler, razı olsun. İnşallah Kıymet Hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Alo. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Selahattin Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Amin. Hocam Ecmai. Size... Buyurun. Bir hoca, bir Bismillah ile Bismillahirrahmanirrahim arasındaki farkı öğrenmek istiyorum. Bismillah ile Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet efendim. Pekala. Başka bir sorunuz yok sanıyorum. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam. Bismillah ve Bismillahirrahmanirrahim arasındaki fark nedir? Şimdi diyelim ki namaz kılarken Fatiha okuyacaksınız. Misal. Fatiha'nın bir ayetidir Şafii mezhebine göre. O besmele. Onun için onu eksik okuyamazsınız. Bir harfini dahi eksik okursanız namazınız geçerli olmaz. Evet. Şafii mezhebine göre. Mesela Bismillahi deyip ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin derseniz Şafii mezhebine göre namazınız geçerli olmaz. Çünkü ayeti eksik okudunuz. Evet. Ama bunun dışında, namaz dışında yani diyelim ki yemek yiyeceğiniz zaman ister Bismillah de, ister Bismillahirrahmanirrahim de, bunda bir sakınca olmaz Bismillah derseniz. Ama daha faziletlisini istiyorsanız tabii ki tamamını söylemeniz, Bismillahirrahmanirrahim demeniz gerekiyor. Ha Bismillah deyip yemeye başlarsanız o da olur. Şimdi veya kurban keserken veya bir hayvan keserken etinin helal olması için Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz orada. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Rahman, Rahim kelimelerini kullanmıyoruz. Çünkü kesmek de bir nevi hayvana acı vermektir, eziyet etmektir. Siz hem acı veriyorsunuz, hem eziyet veriyorsunuz, hem de Rahman ve Rahim esirgeyen, çok merhamet eden, lütufkar olan Allah'ın o yüce sıfatını bahsediyor, anlatıyor, orada telaffuz ediyorsunuz. Bu o olaya uymuyor. Onun için Bismillahirrahmanirrahim yerine hayvan kesiminde sadece Bismillahi Allahu Ekber demek gerekiyor. Ha, arada ne fark var? Onu sordu kardeşimiz. Mana bakımından tabii aralarında fark var. Bismillahirrahmanirrahim derken şunu demiş oluyoruz. Ben şu işi Rahman yani dünyada Müslümana da gayrimüslimlere de inananlara da inanmayanlara da bütün mevcudata rahmet eden, merhamet eden Allah'ın adıyla Rahim ahirette ise sadece kendisine iman eden, Müslüman olan kullarına merhamet eden, rahmet eden Allah'ın adıyla bu işi yapmaya başlıyorum diyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim derken. Ama sadece Bismillah dediğiniz zaman ben bu işi Allah'ın adını anarak yapmaya başlıyorum diyorsunuz. Bakınız orada Rahman Rahim ve Rahim yok. Kelimeleri kullanılmaz. Aradaki fark budur. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Efendim bir bayan ayrıldığı eşiyle görüşüp ayrıldığı eşinin arabasıyla gezebilir mi? Çocukları babasıyla birlikte olsa bir durum değişikliği söz konusu olur mu demişler. Şimdi ayrıldığı eşi ile sokakta dolaşan, çarşıda, pazarda dolaşan, tanımadığı herhangi bir erkek veya bir kadın, neyse işte erkekse eşi, aralarında hiçbir fark yok. Yani dışarıda tanımadığı kimselerle o kendisini boşamış olan eşi arasında hiçbir fark yok. Evet. Nasıl ki onlarla beraber tenhada buluşması caiz değilse, haramsa, kendisini boşayan eşiyle de tenhada buluşması, onunla halvet olması kesinlikle caiz değildir, haramdır. Ama çocuklarıyla birlikte oldukları zaman tenhada da değillerse, tabii medeni insanlar gibi, hani o çocuklarının da menfaatini düşünerek, onların da efendim kimsesiz olmadıklarını kendilerine hissettirmemek için
çocuklarıyla birlikte olduklarında herkesin görebileceği ama. Diyelim ki parkta. Yani yine tenhada, kendilerine ait bir yerde değil. Tenhada olmamak kaydıyla buluşabilirler küçük çocuklar çünkü onu. Ama çocukları büyümüşlerse olabilir, onların yanında görüşebilirler. Evet, teşekkür ederiz kıymetli hocam. Sevgili dostlar, küçük bir reklam arası veriyoruz. Akabinde sizlerin merak edilen sorularını cevaplandırmaya devam edeceğiz inşallah.